İstatistik belli bir olaya ilişkin değerlenmiş sayısal veriler topluluğuna istatistik denir. Ne dedik? Mesela örnek söyledik ya az önce. İşte atıyorum altının bu son 10 yıldaki değerlerini incelerseniz önümüzdeki günlerde de genellikle hani ne olabileceğini görürsünüz. Mesela borsada hisse senetleri var. Bakıyorsun bazıları böyle çok süper kazandırıyor. Bazıları uzun vadede süper kazandırıyor. Bazıları kısa vadede. Bazıları da güm diye gidiyor yani. Hani o yüzden onları iyi irdelememiz lazım. Arkadaşlarınıza birkaç soru sorup aldığınız cevapları değerlendirdiğinizde istatistik çalışması yapmış olur. Mesela şöyle düşünelim. İki kadın ve iki erkekten oluşan dört kişiye şu iki soru yöneltiliyor dört kişiye. Yağmurdan korunmak için ne kullanırsınız? Ulaşım aracı olarak ne kullanırsınız? İki soru. Betül isimli kadın bu sorulara sırasıyla yağmurluk bisiklet cevabını veriyor. Pınar isimli diğer kadın sırasıyla yağmurluk bisiklet cevabını veriyor. Levent isimli erkek sırasıyla şemsiye otobüs. Kerem isimli erkek sırasıyla yağmurluk minibüs cevabını veriyor. Bu bilgileri aşağıdaki tabloda görmekteyiz. Tabloya bakarak bu kişiler için şunları söyleyebiliriz. Yağmurluk kullananların sayısı 3, şemsiye kullananların sayısı 1, bisiklet kullananların sayısı 2, otobüs kullananların sayısı 1, minibüs kullananların sayısı 1. Yağmurluk kullanıp da otobüse binenlerin sayısı 0, şemsiye kullanıp da bisiklete binenlerin sayısı 0. Bu sayıları ortaya koymakla küçük bir istatistik bilgilerine göre şu sonuçları ifade edebiliriz. Bisiklet kullananlar genellikle yağmurdan korumak için yağmurluğu tercih etmektedir. Şemsiye kullananlar ulaşımda genellikle bisiklet dışında bir araç tercih etmektedir. Bu dört kişinin yandaki iki soruya verdiği cevapları derleyip veriler elde ettik. Verilere de yukarıdaki sonuçlara ulaştık bu verilerle. Sizler daha başka sonuçlar görebilirsiniz. İstatistik çalışması sonucunda elde edilen verilere bakarak sonuçlar ortaya koyabildiğimizi fark ettiniz mi? Yani burada şu demek. Mesela biz burada Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Anadolu İMKB'de bulunmaktayız. Şimdi mesela biz burada küçük ölçekli bir işletme yapmak istiyoruz diyelim. Mesela küçük bir lokanta açmak istiyoruz diyelim. Mesela kebap yapacağız. Şimdi bu kebap dükkanını bir açmalı mıyız, açmamalı mıyız? Bunun için istatistik bilgilere ihtiyaç var. Bunlar ülke buradaki yerleşim biriminde et yeme oranı nedir? Yemek kültürü nedir? Nüfusu kaç? Bir açmalı mıyız, açmamalı mıyız? Onu tartışacaksın. İki kaç tane lokanta var? Kaç kişi işte bu işi yapıyor? Kaç kişi hakkıyla yapıyor, yapmıyor? Daha sonra başka bir araştırma konusu şu olmalı. Yapacak olsak en iyi nerede işler? Hani en iyi nereye açmalıyız? Şuraya mı şuraya mı? İşte falanca yerin kirası aylık 100 lira. Filanca yerin kirası aylık 400 lira. Acaba 400 liralık yerde mi açmalı? 300 liralık yerde mi? 100 liralık yerde mi? Yani bunu iyi ölçmeliyiz. Şimdi sen diyebilirsin ki bir an için. Ya 400 liralık dükkan çarşının göbeğindeki dükkan. Aylık 400 lira hocam. Ne olacak ki? Böyle millet görür. Tamam bunu anladım. Ama otopark sorunu varsa gene problem. Ya anladın mı? Bak her şey çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben Kayseri'de Hürriyet'te bir bina gördüm. Bina yapmış adam yol kenarında köşe başı böyle müthiş bir nokta. Ama önüne hiç kimse park edemiyor. Ama kaldırım, yaya kaldırım o kadar büyük ki aslında. Diye direkt içimden geçirdim gittim. Aradan bir yıl sonra daha 2-3 gün önce ben gördüm. Ne yapmış biliyor musun adam? O kaldırımı sökmüş. Bak arabaların park edebileceği 10 araba park yeri koymuş oraya. Ve adam dükkanı anında kiralamış. Şimdi Portakal Market orada Hürriyet'te Kilci Market'in köşesinde çapraz köşesinde Portakal Market hemen tutmuş orayı. Çünkü bak kardeş orayı niye tutuyor? Çünkü otopark olayı çözüldü. Oraya 10 tane araba park edebiliyor. O zaman problem yok.
Öbür türlü tutulmuyordu, tutulmamıştı. Yani sen şimdi araştırma yaparken çok yönlü araştırma yapman lazım. Tamam, ora köşe başı iyi. Kirası normal diyelim. Hadi iyi. O şu bu. Bir bakıyorsun. Hani olmuyor yani. Şimdi grafik diyelim. İstatistik çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin nokta, şekil, resim veya çizgilerle gösterilmesine grafik denir. Grafik sayesinde veriler görsel hale gelir, bazı çıkarım ya da sonuçlara daha kolay ulaşılır. Grafiklere baktığımızda sayısal verileri daha hızlı anlayabiliriz. Ayrıca grafik özetler ve ilişkileri görünür hale getirir. Şimdi grafik çeşitlerini inceleyelim. Mesela çizgi grafiği diyor. Verilerin yatay veya düşey eksenlerdeki karşılıklarını veren noktaların birleştirmesiyle elde edilen grafiğe çizgi grafiği denir. Bir köprüden pazartesi günü 6.000 araç, salı günü 5.000 araç, çarşamba günü 1.000 araç geçiyor. Yukarıdaki bilgileri çizgi grafiğiyle gösterelim.